Ushbu hadisni Imom Tabaroniy Ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilgan ekanlar. Rasulimiz alayhi salatu vasallam aytdilarki, "Ahabbun nas ila Allohi anfa'uhum lin-nas. Wa ahabbul a'mali ila Allohi 'azza wa jalla sururun tudkhilhu 'ala muslim wa takshifu 'anhu kurbah aw taqdi 'anhu daynan." أو ترد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ومن كدم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم tazillu aqdam dedilar. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bizlarga ta'lim berib aytayaptilarki, odamlarning ichida eng sevimligi kim? Kim sevimlik odamlar ichida? Shunday odamki boshqalarga manfaati yetadigan. Siz boshqalarga manfaatingiz yetib turgan bo'lsa, siz odamlarni sevikligisiz. Alloh shunaqa qilib qo'yganiga shukr qilish kerak. Shunaqa kasb egalari borki, odamlarga doimiy yordami tegib turadi. Aytaylik, tabiblar. Hozirgi kunda ayniqsa mana bilindi. Ko'pchilikka manfaat yetib turadi. Doimiy uning darvozasi taqillagan bo'ladi. Yaxshi doktorlar. Diqqat bo'lmaslik kerak. Zerikdim demaslik kerak. Allohga shukr qilish kerakki, boshqalarga manfaat yetkazadigan qilib qo'ydi. Yoki tadbirkor. Ishlab chiqarish qiladi, qancha odamni rizqiga sababchi bo'ladi, buni orqasidan mashaqqat chekadi, qiyinchilik chekadi, lekin u ko'pchilikka manfaati yetyapti. U odamlarni suyuklisiz. Rasulimiz yana aytdilarki, "Ahabbul a'mal ila Alloh." Qarang-a, Alloh taologa eng suyukli bo'lgan, Alloh yaxshi ko'radigan amallar qaysi amal? Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Alloh taolo uchun eng mahbub amal shunday amalki, sururun tudkhul muslim. Musulmonning qalbiga xursandchilik kirgizadigan amal ekan. Siz bir musulmonni xursand qilib qo'yganingiz uchun mana shu ishingiz Allohning nazarida eng mahbub amal ekan-da. Musulmonni qalbiga xursandchilik kirgizish. Qanday qilib bo'lsa ham, qo'lingizdan nima yordam kelsa qilib, yaxshi gapiribmi? Unga yaxshilik qilibmi, salom beribmi, tabassum qilibmi, nima qilib bo'lsa ham. Ana o'sha ishingiz Allohning nazdida eng yaxshi ko'rilgan amallardir. Yoki bo'lmasa Rasulimiz alayhisolam aytibdilarki, biror bir kishini dunyodagi qiyinchiligini ketkizib qo'yish. Birortasi bizga qiyinchiligini aytib kelsa, qodir bo'lsak ham shundan yuz o'girmasligimiz kerak azizlar. O'zi aslida birovdan yordam so'rab kelishlikdan qiyin narsa yo'q. Oldingizga kelib sizdan bir ozgina bolasi uchun, oilasi uchun yoki o'zi uchun yoki dunyoni bir tashvishini aritishlik uchun oldingizga kelguncha u odam bilasizmi qanaqa holatga tushadi? Ming xil andisha bilan, ming xil mashaqqat bilan keladi-yu. Biz nima qilamiz? Agar uyda bo'lsak, uydagilarga, ishda bo'lsak, ishxonadagilarga aytamizki, mani yo'q deganmiz. Eng oson gap shu. Ko'rmaylik ham qutulaylik shundan. Yoki birortasi tashvishini aitsa, menga nima deymiz? Ammo haqiqiy musulmon, taqvodor inson mana bu rasulimizning hadisiga muvofiq aytayaptilarki, agar kim bir insonni qalb o'shi qiyinchiligini ketkizib qo'ysa, Allohning nazdida eng zo'r amallardan bittasi. Boshqa bir hadisda aytganki, kim bu dunyoda bir musulmonni dunyo tashvishini ketkizishga yordam bersa, qiyomat tashvishida Alloh taolo o'sha odamni qiyomat tashvishidan qutqarib qo'yadi dedi. Qarang, qancha qiyinchilik mahalda bizga kerak bo'lar ekan. Shuning uchun sizga yordam so'rab kelayotganga imkoniyatingiz bo'lsa yordam bering azizim. Alloh shunga qodir qilganiga shukr qiling. Qo'lingizdan kelsa yordam bering. Yoki deyaptilar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam avtatrudu anhu ju'an, yoki o'sha odamni ochligini ketkizsa. Bir odam qiynalyapti, uni ochligini ketkizsa. Mana shu narsalar Allohning qoshida eng mahbub amal.
Ve sözünün ahirinde Resulümüz Aleyhisselam acayip bir gap ettiler. Ettiler ki, لِأَنْ أَمْشِيَ مَا عَهِي فِي خَاجَةٍ Ben bir biraderimin hacetini çıkarışlık için onu bilen birge yürüşmaklıyım, yürümaklıyım. Birge sayır kılışım. Men üçün bana bu mescitte, yani Mescid-ül Nebevi'de bir ay itikaf oturganımda yaşır aldığımda karim. İtikaf kanaka ketti ama demesin. Bana şu, Mescid-ül Nebevi'de itikaf bir ay oturganımdan göre bir Müslüman biraderimin işini hal kılışlık ki birge hareket koyuşluyum yaşır aldı yaptılar Peygamberimiz Aleyhisselam. Yine sözlerinin devamında ettiler ki, kim bir insandı, üç alışkı kadir bula durup gazabını yutsa, Allah onun kalbini kıyamet günü de özünün razılığı bile doldurup koyadı dedi. Allah sizge mertebe verip, mansab verip, güç verip, imkaniyet verip, sizge kimdir bir adablık koydu, sizge bir yamanlık kılıp koydu. Siz onu her kanakasıyla çare korup esini kirgizip koyuş kudretine egesiz. Kolizden gelin. Lekin bana şunda kadir bula durup şunu boktu da de gözünü yüngen adamdı diyetti. Allah kalbini kıyamette özü razı boyken nerselden doldurup koyarken. Çünkü bu cüde kıyıldı azizler. Kadir bula durup keçirip yubarışlık asan nersel yemez. Bunun için katta cesaret gerek. Ana şunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bizge Allah'a da eydettiler. Ve eydettiler ki kim bir biraderinin haceti bilen yürüp onu rava kılsa Allah kademler koyadığın günde onun kademlerini sabit kadem kıladı. Yani kıyamet günü de sabit kadem kıladı. Şimdiyken biz Allah Hak Azze ve Celle'nin nimetine şükür kılıp bir Müslüman'da hacetini çıkarışken hareket kılsak, onu bilen birge yürsek, kıyamette ayaklar tayilip getirdiğin kıyamet günü de Allah bizge yardım edilirken esirler. Lekin afsus, kop haletlerde bu narsanı unutup koyabiliriz. Eğer ki hammalarımız bana şu kursatmaya muvaffuk amel kılsak, cemiyette insanlar birbirine bugün muhabbeti artıp getirdik. İmam-ı Tirmizi rivayet kılgen bir hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ettiler ki Wallahu fi avnil abdi ma kenil abdu fi avni ahihi. Madami ki bir kişi biraderinin yardımında bulur iken Allah onun yardımında bulur. Allah sizge yardım verişini istese siz bir insanga yardım verin diye. Ana o şimdi Allah Ta'ala bizge cüde kette yordamını ata kıladı. Niye bu gaplarını gapir yapacağız azizler? Aslında biz tadbirkarlık ve ticaret hakkı da gaplaştığımız kere gidip. Demek tadbirkar, ticaretçi, boy, badavlet kimse bana şuna kadar adamlarına şunu bir manfaat kıladık.